Neyse biraz vurduk arkadaşlar ama adam bizden çok daha önde gidiyor. Vur ama. Vurdu ama ya. Neyse. İnşallah çarpma yoktur. Ana bir bak mı oldu lan orada? Bak gibi bir şey oldu galiba. Hepiniz iyi kartan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Evet bugün Clash Royale'de size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten de bunu fark ettim arkadaşlar. Bu arada bir iki gündür Clash Royale'e giremiyorum. Çünkü giremememin sebebini şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Sizleri gördüğünüz gibi 4 tane sandık bölmesi de boş. Yani taş sandığını da alabilmiş değilim yani. Bunun sebebini söyleyeceğim arkadaşlar şimdi sizlere. Şimdi arkadaşlar dün para yatırmayı denedim arkadaşlar. Yani çünkü gelişilmiyor arkadaşlar. Bir zamandan sonra gerçekten de Clash Royale'de gelişilmiyor. Yani bir 200-300 TL yatırmayı düşünüyordum aslında. Hatta kartı da para yükletmiştim ama banka işlemleriyle bir sıkıntı çıktı. O yüzden dünden beri oynamıyorum. Ondan önceki gün de zaten pek ağırlık gösterememiştim. Çünkü okulumda bir ödevim vardı. Onu yaptım arkadaşlar. Yani 2 gündür adam gibi hiç giremiyorum arkadaşlar Clash Royale'e. Ama Clash Royale çok sevdiğim bir oyun. Gerçekten de oynamaktan en keyif aldığım oyunlardan bir tanesi. O yüzden de Clash Royale'e para yatırıyordum ama banka işlemleriyle bir sıkıntı çıktı. Ya para yatırmamın sebebi aslında normalde ben para yatıran bir adam değilim. Böyle Clash Royale, Clash Royale kullandığım oyunları çok da para yatırmam ama yani şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Yani ben bu oyunun sistematiğini çözdüm. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela yani bu oyun para yatırmayanları anti destesini çıkartıyor karşısına. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela Erkan abi normalde çok güzel oynayan, Clash Royale çok iyi oynayan bir adam. Para yatırmadığı zaman Erkan abi mesela herkesi yeniyor. Dostluk savaşlarında yaptığı zaman herkesi yeniyor arkadaşlar. Yenmediği çok fazla kişi yok. Yani çok nadir kişileri yeniliyor dostluk savaşlarında. Fakat yani önceki zamanı söylüyorum arkadaşlar. Yani böyle bundan bir iki ay önce. Para yatırdı oyun arkadaşlar. 2500 kupalardaydı o zamanlar. Yani bayağı bir önce arkadaşlar. Şimdi hiç söylemiyorum. Para yatırdı. Bir günde efsane varına çıktı. Çünkü Clash Royale para yatırmayan insanların karşısına şey getiriyor. Anti desteği çıkarıyor. Mesela ben bu mücadeleleri biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Klasik mücadele, büyük mücadele. Ben buralarda genelde 12'de 12 yapıyorum. Fakat normal savaşa girdiğimde 3 tane kazanıyorum. 5 tane kazanıyorum. Bir bakıyorum 5 tane yeniliyorum. Yani oyun böyle bir sistematik koydu benim karşıma. Yani para yatırmadım diye. Şu ana kadar Clash Royale hiç para yatırmadım. O yüzden bana böyle bir sistematik koydu ve efsane bir kart da çıkmıyor. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Mesela yani ben bu desteğiyle geçen 8 tane üst üste yendim. Evet zaten videoda çekmiştim. 8 defa üst üste yendim. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? 8 defa üst üste nerede? Yani 8 defa değil de illa böyle bir 5-6 defa üst üste yenildim. Yenemedim yani. Siz düşünün. Sonra gittim farklı farklı desteler denedim. Öyle oldu böyle oldu. Yani hiçbiri olmuyor arkadaşlar. Mesela 8 defa üst üste yeniyorum. 8 defa üst üste yeniliyorum. Böyle bir durum var. Yani oyunda böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani para yatırmadığın zaman seni bir hiç olarak görüyor neredeyse. Yani para yatır diye böyle yapıyor. Bence bu arkadaşlar. Yani katılıyorsanız yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim. Çünkü yani ben bunu şimdi direkt düşünmedim. Ya ben bunu bir aydır düşünüyorum. Yani 1-2 aydır düşünüyorum. Yani oyunu ilk çıktığı zamandan belli. Yani düşündüm ama böyle tam kesinleştiremedim ama ben şu an kesinleştirdim arkadaşlar. Yani madence 2-3 ay önce bana büyülü sandıktan çıkmıştı. Tomru da oyun vermedi. Yani ben 500 taşı aylarca biriktirdim. 500 taşı yani parayı vermeden biriktirdim. Gittim efsane bir sandık açtım burada. Özel teklifte gelmişti. Gitti tomruk çıktı. Yani oyun para yatırayım diye gitti bana tomruğu verdi. Yani siz düşünün arkadaşlar. Ben de para yatırıyordum. Yani para işlemlerinde yani banka işlemlerinde de bir sıkıntı çıktı. Deli oldum ya. Yemin ediyorum deli oldum. Neyse arkadaşlar bari 2700 kupaya çıkalım arkadaşlar. 2700 kupada bakalım neler olacak. 2-3 tane maç atadım. Bu arada fazla konuştum mu ben de farkındayım. Mesela 11 seviye adam çıkıyor karşıma buralarda bazen. 11 seviye adamı yeniyorum ama 8 seviye adama bazen yenilebiliyorum. Böyle durumlar oluyor arkadaşlar. Yani sistematik gerçekten çok karmaşık. O yüzden sıkıntılı arkadaşlar. Yani para yatırırsanız adam oyun sizi adam gibi görüyor. Yani bu adam delikanlı diyor size. Yani para yatırmanız gerçekten bu oyunda çok önemli. Ben de bunu anladım. Zaten oyunu o kadar sevdim ki yani para yatırmak benim de içimden geliyor ama yani işlemlerde bir sıkıntı çıkması gerçekten çok üzdü benim. O yüzden üzülüyorum şu an. Ağlıyorum gece gündüz. Sıkıntı sıkıntı. Her türlü sıkıntı. Şöyle çarp abi. Evet adam bayağı bir sert geldi. Ha, ne yaptı bu? Gitti atıcıyı verdi. Arkasından gitti bana şey verdi. Neydi onun adı? Üçlü silahşörü attı. Vay anasını. Adam hangi o kadar iksir birikti? Anlamadım ki. Neyse şimdi. Bayağı bir hasar vereceğiz. Ama velakin adam sert gelecek gibi gözüküyor. Evet şimdi bakalım ne yapacağız. Oo birader 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 gel 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 gel. Çok güzel çok güzel birader. Evet ateş ruhlarının bir tanesi atladı.
Ama biz adama daha çok hasar verdik. Adam bir de 10 seviye. Bir de adam sert saldırdı yani. İki defa saldırdı. Bu arada 12 kişi izliyor arkadaşlar bizi. Bu izleyen kişiler bana Facebook'tan arkadaş listeyi yollayan kişiler. Ve onları zaten kabul ediyorum. Kabul ettiğiniz zaman arkadaşlar benim Facebook sayfasında eklediğiniz zaman şey oluyor. Beni normal savaşırken arkadaşlar bölümünden izleyebiliyorsunuz. Yani o 13 kişi bazen 20-30 kişi izliyor. Arkadaşlar şu an saat biraz daha geç saatlerde olduğu için izlenmemiz biraz düşük arkadaşlar. O yüzden böyle bir sıkıntı var. Normalde 20-30 kişi izliyor arkadaşlar. Onlara da gerçekten teşekkür ederim. Biraz bekledim çünkü atacak kart yok elimde. Şunu şuraya atacağım. Şunu da şuraya atayım abi. Onlarla oyalanırken onu da alayım. Tamamdır. Silahşörler öldü abi. Öldü ölmesine de. Abi deve de ölsene. Heh, çok güzel. Çok güzel. Evet ama adam bayağı bir hasar verdi. Ama şimdi adama da ben hasar vereceğim. Birader hayırdır? Kal orada, kal orada, kal orada. Heh. Zıplayın. Oh be. İşte yapmak istediğim şey buydu arkadaşlar. Yapmak istediğim babacan olay buydu. Gelin buraya koşlarım. Vay mini Pekka'nın çakallığını görüyor musunuz? Mini Pekka. Sinsi herif ya. Hadi vurama 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 vurama. Abi niye vurdun sen ya? Neyse. Adamı şimdi tokatlayacağım derdim fakat adam da sinirli çıktı. Şimdi saldırıyorum ama adam gibi. Şimdi tokatlayacağım adamı. Adamı şimdi Şamaroğlan'ını çevireceğim. Şamaroğlan'ı yapacağım şimdi adamı. Fakat birader şu an gözümü korkuttun. Yemin ediyorum gözümü korkuttun. Korkuyorum senden. Yapma. Yapma bunu bana. Bunu bana yapma. Lütfen, 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 lütfen. Abicim senden çok korktum, tırstım. Yemin ediyorum tırstım. Sakın bana böyle tuhaf tuhaf olaylar yapma. Evet. Kaybetmedik arkadaşlar. Yani abicim yani diyorum ben sana. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu arada bunu ego olarak algılamıyorum. Yani sadece şu an mizah yapıyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Yani yoksa çok da iyi oynadığımı iddia etmiyorum. Sadece böyle yendiğim zaman arada sırada böyle mizah yapıyorum. Bunları sakın ego olarak algılamayın. Ego olarak algılıyorsanız çıkın gidin kanaldan. Yemin ediyorum abi burada mizah yapıyoruz ya. Ulan böyle yapıyorum tamam mı? Adamı yeniyorum. Ya abicim dedim beni böyle yenemezsin tabii diyorum. Adam diyor ki ulan egona çakam diyor adam bana ya. Bildiğin egoma küfür ediyor. Lan tabii her insanda ego vardır. Bende de biraz vardır belki ama çok da egolu bir insan değilim arkadaşlar. Bak iki seferde 10 seviye adam geliyor. Gel bakalım koçum. Hızlı bir şekilde saldıracağım sana. İnşallah mini Pekka falan atmazsın. Evet çok güzel değil. Çok güzel değil. İki defa vurduk ama adam şimdi tehlikeli geliyor. Vay 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 vay. Helal olsun sana. Koçum benim. Vay 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 abi atacak bir kartım yok şu an oraya. Yemin ediyorum adam tokatlayacak benim. Abicim yapma bunu bana kıyma ya. Niye kıyıyorsun ki bana? Neyse fazla hasar veririm bana aslında. O iki seviye buz büyücüsü. Buz büyücüsü de çok güzel bir kart ya. Abi ne atayım ben oraya? Atacak kartım yok. Lan dur orada. Lan adam tokatlayacak da az daha bize ha. Tokatladı zaten de. Daha fazla tokatlayacaktı. Evet. Aha. Ulan Clash Royale ilk hesabım silinmeseydi şu an 11-12 seviye, 10-11 seviye falandım ya. Yapacak bir şey yok. İlk hesabımız gitti. Oo yanlış yere koyduk o zaman. Yok koymamışız tamam güzel. Silahşörü oyalamamız iyi oldu orada. Tam onlar gitsin ona bir şey atacak mutlaka bir şey atacak. Valkür atacak tabii ki de. Ya Valkür tabii çok sıradanlaşmış bir kart oldu diyeceğim. Yani. Ya ben Valkür'ü şu an hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Ya. Yemin ediyorum çok az kullandığım bir kart. Önceden gerçekten bu Clash Royale oynarken kullanırdım yani böyle 3-4 ay önce ilk çıktığı zamanlar. Clash Royale çıkalı bayağı oldu ya değil mi? Bayağı bir oldu ya harbiden. Bana böyle 2-3 ay olmuş gibi geliyor ama bir 6-7 ay olmuş mudur ki? Yok lan o kadar olmamıştır. Lan ne kadar oldu harbiden şu an hiç aklımda bile değil ha. Ne kadar oldu ki? Bayağı olmuştur ama. Evet binicine vurdurtmadık. Şimdi seni tokatlamaya inşallah geliyorum ama tokatlayabileceğim mi o da kesin değil. Çok güzel. Valkür atma oraya. Valkür atma ya da çarpma falan atmazsan seni doğduğuna pişman etmeyebilsem de yani neyse bir şeyler yaparız galiba. Yaptık harbiden de. Oo 1200 can indi. Yo 1300 can indirdik arkadaşlar. Bu hareket gerçekten mantıklı oldu. Fakat şimdi sen saldıracağım diyorsun. Fakat ben ne yapıyorum diyorum ki kardeşim. Yani bu gücünün yetmediği işleri bence karışma ya. Evet ne yapalım oraya alev topu attın çok güzel çok güzel birader seni sevdim ben koçumsun koçumsun vay birader şekilim diyorsun adam şekil önümden çekil saçım şekil önümden çekil vardı ya bir ara kardeşim aldırtmam bu maçı sana sen çok da iyi oynayan bir adam değilsin çünkü ya 10 seviye olup da buralarda takılanlar bence iyi oynayamıyor arkadaşlar ben mesela 10 seviye oldum ama neredeyse ben de buralarda takılıyorum ama
Ben de iyi oynamıyorum. Şöyle kalk 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 kalk. Lan ne yaptın ne yaptın lan değmedi. Ha neyse yendik. Alev topu muhalif topu al, şey roket maket atmasın da. Adamla ayna varmış, iki tane roketi üst üste atıyor falan böyle. Evet, ikinci maçımızda yendik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İkisi de 10 seviyeydi, evet. Ya 10 seviyeleri yeniyorum ama 8 seviyeleri de bazen yenildiğim oluyor harbiden de, bu can sıkıcı bir olay. Şimdi bir tane daha yapalım arkadaşlar. 3 tane şu an 2700 kupaya çıkacağız. Evet, çok az kaldı. 2700 kupada bakalım. Oo, 3 seferdir 10 seviye adam geliyor. Ve beni bu saatte izleyen kardeşlerime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Adamsınız be. Sizi gerçekten çok seviyorum. Ya beni böyle izlemek istiyorsanız da dediğim gibi beni Facebook'tan eklemeyi kesinlikle unutmayın. Facebook'ta konuşalım. Fakat herkese konuşamıyorum çünkü bazen gerçekten de meşgul oluyorum. Çünkü okul vakti biliyorsunuz. Arkadaşlar okul vakti olduğu için bu işlere pek de zaman ayıramıyorum. Çünkü ben de Facebook'ta şu an 4000-5000 kişi ekli. O yüzden sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Gerçekten yetişemiyorum. Yani çünkü günlük rahat 200-300 kişi Facebook'tan yazıyor. YouTube'dan da günlük 1000 tane yorum geliyor. Yani birisini cevaplasam birisine zaman yetmiyor. Ben de YouTube'daki yorumları cevaplamayı tercih ettiğim için zaman kalmıyor arkadaşlar. Evet, çok saçma bir şekilde savunuyorum ama baksanıza hiçbir bir şey atamadım oraya. Bunu attım. Evet, adam koydu arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde terimle bunu anlatabiliyoruz. Oraya Valkür atarsa zıştık. Tamam lan, güzel girdik oraya. 1 2 3 4 5'i vuramadık. Neyse biraz vurduk arkadaşlar ama adam bizden çok daha önde gidiyor. Vurama. Vurdu ama ya. Neyse. İnşallah çarpma yoktur. Ana bir bak mı oldu lan orada? Bug gibi bir şey oldu galiba. Ya madenci direkt buradan çıkmıyor muydu arkadaşlar? Benim yanlışım mı var? Madenci ortadan çıktı. Allah Allah. Bir daha bakacağım. Oyunda bir bug oluştu arkadaşlar. Harbiden öyle zannettim ama bilmiyorum. Yani çok da dikkat etmemiştim ama ben öyle biliyordum açıkçası. Lan bir daha oraya o şeyi atarsan var ya. Aa bak, Ali ruhlarını atladı, bana gitti ne attı. Neyse, o iyi hasar verdik. Bir tane daha vuralım, bir tane daha vuramadım. Neyse sıkıntı yok. Seni şimdi tokatlamaya geliyordum ki tokatlayamadım. Sen beni tokatladın. Neyse al abi. Abicim al, ben sana bir şey demeyeceğim şimdi ama şimdi de ben senin o kuleni alayım ki ödeşelim. Değil mi? Şimdi gir abi oraya. Gir 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 ama alamayacağım ya bu sefer. Sıkıntılı olabilir. Lan diğer kuleyi almaya çalışıyor herif lan. Arkadaşlar evet, fail ile sonuçlandı ama yani fena gitmedik sonuçta ama benim birkaç tane hatam oldu. Onları yapmasaydım galiba alabilirdim. Ama adam da gerçekten iyi oynadı. Tebrik ederim kardeşim benim. Sen benim mümin din kardeşim derim fakat belki de Müslüman değilsindir. Belki de Müslümansındır. Adından anlaşılacağı gibi yavur bir adama benziyorsun. Ama bilemeyiz yani. Her şey olabilirsin. Bu arada Clickbait klanındayım arkadaşlar. Clickbait klanı da Enzel'in klanı arkadaşlar. Enzel dedi, Yunus gel dedi, burada takılalım dedi. Gitmiş Clickbait diye klan açmış arkadaşlar. Enzel'in böyle trollikleri var biliyorsunuz. Ben de o klana gittim. Bu arada internetim berbat, rezil olduğu için de internette sıkıntılar oluşabiliyor arkadaşlar. Neyse, bu bölümde burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve hala kanalıma abone değilseniz sol aşağıda bulunan kırmızı butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece her attığım yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi günler.